Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde nem ve yağıştan bahsedeceğiz. Nemin ne olduğu ve buna bağlı yağış sistemlerinin ne olduğunu şöyle bir göz gezdirelim. Şimdi nem dediğimiz şeyin öncelikle ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Troposferde bulunan su buharına biz nem diyoruz. Su buharı miktarı yere ve zamana göre değişiklik gösterebilir. Nemin oluşumunda buharlaşma son derece etkilidir arkadaşlar. Peki arkadaşlar, nemi etkileyen faktörlerimiz acaba nelerdir? Hemen onlara bir bakalım. Su kaynakları nemin bulunduğu en önemli alanlardır. Bunların içerisinde okyanuslar, göller ve denizler gibi sulak alanlar yer almaktadır. Sıcaklık arttıkça havanın nem taşıma kapasitesi de doğru orantı olarak artar. Bu nedenle sıcak alanlarda nem daha fazla, soğuk alanlarda nem daha az diyebiliriz. Yükseltim. Su buharı ağır bir gazdır. Bu nedenle yerden yükseldikçe azalmaktadır. Yani yükseklere çıkıldıkça nemin azaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Karasallık etkili midir? Elbette karasal alanlar çok daha az neme sahipken denizel alanlar daha fazla ve daha yoğun nem değerlerine sahip alanlardır. Karaların iç kısımlarında nem mutlaka azdır. Bunu şöyle bir değerlendirmeyle ortaya çıkartabiliriz. İzmir ve Van aynı enlemlerde ortalama sıcaklık değerlerinin normal şartlarda aynı olması beklenirken, İzmir'de denizin varlığı, Van'da ise denizden uzak olmanın yani karasallığın etkisi Van'ın daha soğuk, İzmir'in daha sıcak olmasına sebep olmuştur. Hemen hatırlayalım. Sıcaklık arttıkça nem taşıma kapasitesi de artıyor ise demek İzmir'de nemimiz daha fazla, Van'da ise nem daha az. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman biz denizel alanlarda nemin fazla olduğunu, karasal alanlarda nemin daha az olduğunu düşüneceğiz. Su buharı yani nem, maksimum, mutlak ve bağıl nem gibi kavramlarla ifade edilir. Arkadaşlar, bununla ilgili karşınıza sıkça soru çıkacak. Özellikle üzerinde durmanızı istiyorum. Nem değerleri ve bunların oranlarının birbiriyle karşılaştırılması önemli konularımızdan bir tanesi.